Merhabalar sevgili seyirciler. Seçime Doğru programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Hem yeni Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerini, yeni hükümeti belirleyecek sayılı günler kaldı. Heyecanlı dorukta partiler artık son çalışmalarını yapıyor, meydanlara çıkıyor, bölgelere gidiyor. Bizler de Cem TV olarak partilere kapımızı açtık ve adayları kanalımızda ağırlıyoruz. Bugün çok önemli, değerli bir konuğumuz var. MHP Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Sayın Gökhan Türkeş Öngel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz daha önce sizi Cem TV'de ağırlamıştık zaten, biliyoruz, tanıyoruz ama hem zaten 3. bölgede adaysınız. İlk önce Gökhan Türkeş Öngel'i sizin dilinizden dinleyelim. Elbette ki. Bir kere izleyicilerinizi saygıyla selamlıyorum. Gökhan Türkeş Öngel Kars Arpaçay ilçesinde elektriği olmayan bir köyde dünyaya geldi. 11 yaşında elektriği tanımış bir abinizim. Daha sonra lise ve ortaokulda Iğdır'da, bir Ardahan'da ve Erzurum'da bitirdim. Bu üç il gezme sebebim, ailemizdeki ekonomik sebeplerden ötürü üç il gezmek durumunda kaldık ve o dönem içerisinde de kalmış olduğum yerlerde tarlada ve diğer sahil işlerde yardımcı personel olarak görevde yaptığım söylenebilir. Yani ortaokul döneminde ve lise döneminde çalıştım. Evet. Sonra üniversiteyle birlikte kendi işimi kurdum. Pardon, bir profesyonel iş hayatım oldu. 12 yıl bir firmada çalıştıktan sonra kendi işimizi kurduk. Şu anda yaklaşık 1000 mesai arkadaşımın istihdam edildiği şirketler grubunun kurucu başkanıyım. İş dünyasındayız. Siyasi olarak da Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Evet. Orada sayın liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi talimatlarıyla İzzetullah Yönter Arge'den sorumlusu genel başkan yardımcımız. O grup içerisinde geleceğin ekonomi vizyonu çalışmasında bulundum. Evet. Dolayısıyla iktisadi anlamda da Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak orada aktif faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet. Siz de bu şekilde özetle tanımış Sağ olduk. Şimdi 3. bölgede milletvekili adayısınız. 3. bölge, ben de orada oturuyorum. Türkiye'nin özeti gibi. Yayından önce de size söylemiştim. Etnik gruplar var, inançlar var. Sık sık ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Yoğun bir tempodasınız. Hemen seçim atmosferinin heyecanına girelim. Vatandaşlara gittiğinizde sizlere olan tepkileri neler ve sizlerden beklentileri neler? Çok enteresan olgularla karşı karşıyayız şimdi. Pozitif anlamda şunu ben sahada izledim. Pozitif dil kullandığınız zaman, kendinizi iyi ifade ettiğiniz zaman, samimiyetle ifade ettiğiniz zaman, inanın siyasetin farklı bir dili, o ayrıştırıcı bir dilin ortadan kaldırdığınız zaman insanların bakış açısı çok pozitif, çok birleştirici. İnanın sizi tanıdıktan sonra, sizlerle diyalog kurduktan sonra sizin o insanlar aslında farklı olmadığınızı anlıyorsunuz. Çünkü memleketin %95'i devletini sever, vatanını sever, bayrağını sever ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkelerine sadakatle bağlıdır. Dolayısıyla temel argüman buysa, detaylara da canım, ufak tefek detaylarda farklılıklarımız olsun. Onları da siz tolere ettiğiniz zaman insanlar size çok ciddi bir teveccüh gösteriyorlar. Şahsımda böyle bir şey izliyorum ben. Bu benim için farklı bir deneyim. Hatta yine basından da arkadaşlarımıza istişare ediyoruz. Hakikaten kullanılan dilin yansıması çok pozitif şahsınla ilgili. Tabii bunun diğer tarafları da var. İşte seçimde bölge insanların, STK'larının aday listelerinde görevlendirme konusunda bazı sıkıntıların yaşanmış olması, bölge insanının, bölge STK'larının, bölge esnafının çok dikkate alınmadığı, aday listeleri belirlenirken çok dikkate alınmadığını da gözlüyorum. Hatta bir siyasi partimizde şu anda da listede olan bir arkadaşımız, ya bizim seçilebilecek olan listelerdeki milletvekili adaylarımız oldukları bölgelere ulaşmak için bizden konum istiyorlar. Yani konumla, navigasyonla bulacağınız bir bölgeye milletvekili adayı olmuşsunuz. Bu tabii şeydir, biraz demokrasi açısından, bizim açımızdan avantaj olmasına rağmen demokrasi açısından bunu sıkıntılı görüyorum. Şimdi bölgelere gidiyorsunuz, ziyaretlerde bulunuyorsunuz, vatandaşların tepkilerini özetlediniz. Şimdi Cumhur İttifakı'ndasınız. Yaklaşık 20 yılı aşkın bir iktidar yönetiyor ve siz şu anda o iktidarla berabersiniz ve tekrardan yönetime talipsiniz. Bizi izleyen vatandaşlar sizden bunu duymak ister. Neden Cumhur İttifakı'na oy versinler? Evet.
Cumhur İttifakı öncelikle tabii siyaset 22 yıllık, 20 yıllık, 22 yıllık bir siyasi geçmiş olan siyasi parti eleştirilebilir. 7 yıllık bir ittifak eleştirebilirsiniz. Hatta üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi de siyasi parti olarak eleştirilebilir. Baktığınız zaman denkleme özellikle Cumhur İttifakı ile birlikte başlayan milli politikalarımız var. Hem iktisadi anlamda hem siyasi anlamda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 10 yıldır, 7 yıldır özellikle uygulamış olduğu iktisadi büyük yatırım politikalarıyla ve emperyal sistemin tersi ülkenin yani milletiyle devletinin bir arada oluşturduğu iktisadi politikalarla politikalar doğrultusunda çok ciddi projeler gerçekleştirmektedir. Bunu tabii şey olarak özetleyebiliriz. Çok tabii ki çok önemlidir. Silah sanayimiz %85 millileştirmesi gibi konular. Ve aynı zamanda daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu milli politikalar, milli iktisadi politikalar doğrultusunda şunu keşfetti. Açık denizlerde ve karada doğalgaz ve petrol bulmayı, bakın ne kadar buldu demiyorum. İsterseniz bir metreküp olsun bulduğumuz gaz. Gaz ve petrol arayıp bulma yeteneğini keşfetti. Bu çok önemlidir, çok değerlidir bu. Yani sadece sizin topraklarınızda değil, bugün Romanya gelip ya benim sahamda, deniz sahamda siz gaz ve petrol arayabilirsiniz diyebilir ve siz onunla ortaklık yaparsınız. Dünyada Shell, Total, Belgium Petrol, BP ve ondan sonra Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı var artık dünya sahasında, dünya pazarında. Dolayısıyla bu çok ciddi kazanımlardır. Baktığınız zaman alternatiflere özellikle Biden ve Macron'un çok ciddi problem ettiği, çünkü bu iki güç ciddi emperyalist güçlerdir. Evet. Bunların problem ettiği bir durum var. İlla Cumhur İttifakı mutlaka ve mutlaka gitmelidir. Nedeni bu milli politikaların getirmiş olduğu milli kalkınma hamlesinin gerçekleşmesi ve bu projelerin bitirilmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milletimizin problem ettiği birçok iktisadi problemde biz tarihe gömmüş olacağız. Yani soğan, patates elbette ki önemlidir. Elbette ki önemlidir. Bunu yok varsayamayız. Ama bu milli politikalar gerçekleştiği zaman biz artık 15-20 bin dolar seviyesinde kişi başı milli gelir olan bir ülkede yaşıyor olacağız. Ve bugün konuştuğumuz problemlerin %95'ini de konuşmuyor olacağız. İki ülke örneği var bu anlamda. Onu söyleyebilirim. Hindistan'la Çin iktisadi bir yarışlar arada geçmişte. İkisinin de milli oluşturmuş olduğu milli politikalar varken Hindistan İngiliz vesayetini kabul etti. Bu yolu yürürken İngiliz vesayetini kabul etti. Çin ise devleti ve milletiyle birlikte hareket ederek tüm emperyal saldırılara karşı çıktı. O dönemde Hindistan'daki kişi başı asgari ücret 100-150 dolar segmentindeyken Çin'de ise 30-50 dolar, yani Çin insanı açlık sınırındaydı. Hatta bunu duymuşsunuz. Belki siz duymamış olabilirsiniz. Çin'in gelişkin halini biliyorsunuz. Bundan 20 yıl önce biz Çin'de insanların açlıktan öldüğünü, Çin'de insanların açlık sınırının olduğuna şahit olurduk. Öyle haberler gelirdi. Çin buna direnç gösterdi. Şu anda 150 dolar seviyesinde Hindistan 20 yıl önceki haliyle devam ediyor. Fakat milli duruşuyla tüm emperyalist saldırılara ve yönlendirmelere karşı çıkan Çin ise, Çin toplumu ise şu anda 800 ile 1000 dolar arası asgari ücrete çalışmaktadır ve Çin dünyayı yönetmektedir. İşte bunun için Cumhur İttifakı'na ve tabii ki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne insanımızın destek olması elzemdir. Çünkü milli politikaların yürütülmesi, milli iktisadi politikalarında, siyasi politikalarında bir suikaste, bir yok oluşa sürüklememesi için mutlaka Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda ciddi bir direnişine ihtiyaç vardır. Orada ciddi bir varlık göstermesine ihtiyaç vardır ve tabii ki genelde de Cumhur İttifakı, güçlü bir Cumhur İttifakı'na ihtiyaç vardır. Bu bizim milli politikalarımızın gerçekleşmesi için önemlidir. Aynı zamanda vicdani bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk da deprem bölgesinde yüz binlerce insanımız evinden barkından oldular. Aşağı yukarı 6-7 milyon insandan bahsediyoruz totalde. Bu insanların bir an önce evlerine, barklarına yerleşmesi de önemlidir. Eleştirebiliriz dediğim gibi. İşte tabii ki siyasi partiler eleştirebilir ama AK Parti veya Cumhur İttifakı şu ana kadar vermiş olduğu, vatandaşa vermiş olduğu, insanımıza vermiş olduğu her türlü sözü de yerine getirdiler. Bir yıl içerisinde Cumhur İttifakı depremden zarar gören vatandaşlara da evlerini, barklarını mutlaka bunu koordine edecek, organize edecek ve onların kalıcı konutlarda yerleşmesini sağlayacaktır. Bu da
milletimizin, hepimizin vicdanı görevidir, vicdanı sorumludur diye düşünmekteyim. Kesinlikle. Evet. Deprem konusunda biz de çok hassastık. İlk başından son anlara kadar sürekli yayınlarımızda bunu vurgulamıştık. Depremzedeleri de bir an önce yaralanırsak. Depremin ikinci günü ben Hatay'daydım. Evet. Onlara şahit olduk biz. Hı-hı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 7000 personelimiz oradaydık. 5000 ilk ocaklarından 2000'de teşkilat mensubumuz. Hı-hı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla bölgeye ulaşmış olduk. Orada yardım faaliyetlerinde bulunduk. Şey büyüktü, kaos büyüktü, zararımız büyüktü, canlarımızı kaybettik. Ama Allah'ın izniyle inşallah milletimiz, devletimiz bir arada el birliğiyle bu yaramızı çözeceğiz inşallah. Ben bir sosyal sorumluluk projesindeyiz zannedersem. Bir çocuklara bayramlık veriliyordu, bağışlanıyordu. Sizin isminizi ilk orada duymuştum. Yani yüzlerce çocuğu giyindirme, bayramda giyindirme kampanyasına katılmışsınız. Buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi az önce dış politikadan biraz bahsettiniz de işte Çin, yeni dengeler oluşuyor. Türkiye'de bu dengelerin ortasında, hatta dengeyi sağlayan ülke konumunda olmak istiyor. Bir Türk genci olarak bunu tabii ki destekliyoruz. Ancak özellikle Büyük Orta Doğu Projesi ve Suriye'de yaşanan olaylar, işte Arap Baharı ile gelişen süreçte Türkiye Suriye'de yara aldı adeta. Çünkü orada bir terör koridoru oluştu ve sığınmacılar Türkiye'ye geldiler. Şimdi yeni dünya düzeninden bahsediyoruz. Cumhur İttifakı, Milliyetçi Hareket Partisi yeni dünya düzeninde komşularımızla neler planlıyor? Mesela Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz artarak devam edecek mi? Yine kadim dostumuz İran, bir yanda Irak, diğer yanda Suriye ile yeniden diyaloglar kuruluyor. Siz dış politikayı, komşularımızla ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, o çok önemli. Zaten emperyalizmin bu kadar saldırgan olması, hatta Biden'ın çok endişeliyim. Biden'ın sözüdür. Çok endişeliyim. Türkiye bizim üstlerimizi vuracak askeri güce yavaş yavaş ulaşmak yönünde adımlar atıyor. Doğu Akdeniz'in petrol güvenliği konusunda çok endişeliyim. Ve diyor ki rejimi, Cumhur İttifakı'ndan bahsediyor. Rejimi İstanbul'dan göndermeyi başardık. Türkiye'de ne göndereceğiz? Türk Devletleri Teşkilatı 2018 seçim beyannamemizde bizim beyan ettiğimiz bir hakikat. Evet. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulması ne demek biliyor musunuz? Bu şöven manada, faşizan manada bir ırkçılık, ırkçı bir Türk birliğinden bahsetmiyoruz. Bir tarafta Avrupa, bir tarafta Amerika, bir tarafta Çin, Rusya, Hitlerlendi var. Masa dört bacak üstünde kalır dengede. Diğer tarafta ise Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurarsanız bu dünya için daha demokratik, daha adil paylaşımlı, adil ilişimli bir dünya da inşa etmiş olursunuz. Dolayısıyla bence Türk Devletleri Teşkilatı'na güç vermek, diğer ezilmiş milletler için de aynı zamanda bu ezilmişliğin son olması anlamına gelir. Çünkü Afrika'da, Afrika'nın %92'si şu anda elektriksiz. Ama nükleer santrallerde Fransa kullandığı materyallerin tamamını Afrika'dan alır. Yani Afrika'nın kaynaklarını sömüreceksiniz ama Afrika'yı aç bırakacaksınız, Afrika'yı susuz bırakacaksınız, Afrika'yı elektriksiz bırakacaksınız. Ve daha sonra da gelip Orta Doğu'da demokrasi diye çaka satacaksınız. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Halihazırda da kendi maden ocaklarında çalıştırdıkları insanlara, hele kadınlara yapmış oldukları zulüm bugün dahil insanlık tarihine kara leke, insanlık tarihine bir insanlık ayıbı olarak geçecek niteliktedir. Dolayısıyla böyle bir Avrupa sömürüsünde aslına bakarsanız son noktayı koyacak olan Türk Devletler Teşkilatı'nın ciddi bir refleks ortaya koyabilme becerisinden kaynaklanır. Tabii ki biz komşularımızla ilişkiler içerisinde olacağız. Tabii ki Azerbaycan da bizim mukim bir komşumuzdur. Evet. Azerbaycan'la da ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Biliyorsunuz bir yol güzergahı var. Onu fakat orada bir şey var tabii. İran Türk fobisi. İran bir türlü tarihten beri Türk fobisini aklından çıkaramıyor. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ilkesi var. Komşularıyla barış içinde yaşamak durumundadır. Yeter ki bizim sınırlarımıza, yeter ki bizim insanımıza o ülkeden bir herhal gelmesin, bir beklenti, bir talep, bizim bağımsızlığımızla ilgili, bizim toprak bütünlüğümüzle ilgili bir talep gelmediği sürece Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları belirlidir ve o sınırlarına saygılıdır. Misak-ı Milli'yi bundan hariç tutuyorum. Onu da söylemekte fayda var.
Çünkü bizim bir sınırlarımız var. O sınırlarımız tabii ki bu geçici olarak doğrudur. Biz orayı terk etmişiz ama o sınırlar mutlaka ve mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü bizim milli sınırlarımızdır. Hı hı. Onu da ayrıca söylemekte fayda görürüm. Evet. Şimdi seçimlerde aday belirleme sürecinde biraz girmek istiyorum. Siz zaten Merkez Yönetim Kurulu üyesisiniz. Aynı zamanda milletvekili adayısınız. MHP milletvekillerini nasıl belirledi? Hangi kriterleri göz önüne aldı? Tabii biz Merkez Yönetim Kurulu üyesiyiz. Bizde bir hiyerarşi vardır. Hı hı. O hiyerarşik yapı ve teşkilatın mutlaka düşünceleri dikkate alınarak yapılır. Hı hı. Ve bölgenizde olmanız gerekir. Bölgeyi bilen, bölge hakimiyeti olan, bölge insanıyla entegre çalışmış, özellikle STK'lar çok önemlidir, muhtarlar çok önemlidir. Bölgeyle entegre olan arkadaşlarımız genelde tercihli de bulundu. Fakat burada diğer siyasi partilerde işte durumun, algoritmanın çok farklı gerçekleştiğine şahit olduk. Hatta öyle garip şeyler gerçekleşti ki bir partinin, X partimizin üyesi olarak Cuma günü saat 3'e kadar X partimizin üyesi olan arkadaşlar, evet, Y partisinin efendim ilk sıralarında milletvekili adayı olabildiler. Bu aslına bakarsanız insan iradesini yok saymakta olduğu gibi aynı zamanda kendi teşkilatlarında iradesini yok saymak anlamına gelir bu. Dolayısıyla ben özellikle herkesin konuştuğu siyasi partiler yasasının değişmesi gerçeği önemlidir bu. Tabii ki bizim teşkilatımızın oturmuş bir anlayışı vardır. Seçme ve seçilme anlayışı vardır. Bu anlayış kendi başına mantıklı işlese dahi genel anlamda bu tür suistimallerin olmaması için. Düşünebiliyor musunuz? Siz saat 3'e kadar X partinin üyesisiniz. Cuma günü saat 3'e kadar X partinin üyesisiniz. Pazar günü Y partisinde ilk sırada milletvekili ya da ilklerde milletvekili adayı oluyorsunuz. Teşkilatın haberi yok bundan. Bölge insanının böyle bir bilinci yok. Bu teşkilatta da herhangi bir emeği geçmemiş. Böyle bir şey olabilir mi? Hangi sahikle yaptınız? O zaman bir sürü mülaza da ortaya çıkar ve sizin sahaya çıkıp da demokrasi dediğiniz zaman, insan dediğiniz zaman, mantık dediğiniz zaman, bunları siz liyakat dediğiniz zaman inandırıcınız kaybolur. Siyasetin, ben kim olursa olsun, hangi siyasi partimiz olursa olsun, iritebilir kullanmam. Ama şunu biliyorum ki, siyaset yanlış şeyler söylerse, topluma bu anlamda yanlış örnek olursa o zaman siz diğer sahil konuları kontrol etmekte zorlanırsınız. Evet. Bence siyasete girdiğiniz zaman örnek olmakta durumundasınız. Çünkü siz örnek olursanız eğer, pozitif örnek olursanız eğer diğer sahil görevdeki arkadaşlarımız da bu sorumlulukla hareket ederler. Evet. Şimdi bizim izleyicilerimiz, takipçilerimiz Alevi Canlar, Caferi Canlar bizleri izliyorlar. Şimdi onların da her zaman hakları konusunda talepleri oluyor. Özellikle hükümetten talepler oluyor. Siz MHP olarak Alevi Canların, Caferi Canların taleplerini, mesela ibadethanelerine verilecek destek veya da Diyanet'ten pay, bu konuda neler düşünüyorsunuz? MHP'nin Cumhur İttifakı'nın planı nedir? Tabii Milliyetçi Hareket Partisi özelinde bunu söyleyebilirim. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi Nevşehir'deki bir arazisini bilabedel tahsis etti. Bir cemevi yapılması hususunda. Bizim şöyle bir mantığımız var. Tabii ki öncelikle şu, son dönemlerde siyasetin biraz mezhepler ve kavimlerle ilgili bir takım söylemleri oluştu. Bu bir inciticidir bu aslında. Biraz da ayrıştırıcıdır. Milliyetçi Hareket Partisi öncelikle şu düsturu vardır. Hiçbir arkadaşımıza, hiçbir kimseye Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde siz hangi mezheptensin diye sorulmaz. Siz hangi kavimdensiniz diye de sorulmaz. Bir insan vatanını, milletini, bayrağını seviyorsa Milliyetçi Hareket Partisi o insanın tamamına eşit mesafede yaklaşır. Herhangi bir kodlama yapmadan, herhangi bir ayrım yapmadan. Bu önemlidir. Bu önemli bir argüman. Umuyorum ki diğer siyasi teşkilatlarımızda da, bazı siyasi partilerde işte şu mezhepler olan, şunlar olan daha işte yerler alabilir, İşte ona daha bir avantajlar sunulabilir gibi bir yargı var. Bu kötü. Hangi tarafta olursanız olun böyle bir ayrıştırıcı yapının olumlu olduğunu düşünmemekteyim. Bundan bir de bireysel olarak kendi iş dünyamda ve bu anlamda da sorumluluğum olması hasebiyle şunu söylemek isterim. Elbette ki tüm inanç gruplarının ibadetlerini yapacağı alanlarda sahir giderlerinin mutlaka mutlaka devlet tarafından karşılanmasından yanayım. Ve bununla ilgili de birey olarak mücadele vereceğim konusunda da burada söylemek isterim. Bunu ben her merhalede söyledim.
burada söylemekten imtina etmiyorum. Hı hı. Bunun için bireysel olarak ben kesinlikle mücadelenin içinde olacağım. Çünkü yaklaşımı devletin insanla yaklaşımı eşit mesafede olmalıdır. Ve bunu da devletimiz yapar, devletimiz güçlüdür. Yeter ki ne istediğimizi çok iyi anlatabilirim. Ayrışmadan, ayrıştırmadan. Hı hı. Ve biliyorum ki ben de Caferiler, Aleviler bu devletin asli unsurlarıdır, kurucu unsurlarıdır. Hı hı. Balkanları Türkleştirmek için göndermişsiniz. Mücadele vermişler, risk almışlar. Sonra mağduriyet yaşamışlar. Osmanlı İmparatorluğu güçsüzleştiği zaman da mağduriyet yaşamışlar. Ve dönmüşler. Hı hı. Şehit vermişiz. Canlarını kaybetmişler, mallarını kaybetmişler. Şimdi devleti teşekkül ederken, din teşekkül ederken istifade ettiğimiz bu değerlerin mutlaka devlette de karşılığı vardır, olmalıdır da daha fazla da olmalıdır. Yani eşitlik ilkesi her merhalede karşılık bulmalıdır. Bununla ilgili de birey olarak devletimizde olumsuz hiçbir durum yoktu devletimizin bakış açısında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakışında pozitif ayrımcılık vardır, onu söyleyebilirim. Ama birey olarak da ben de böyle bir mücadelenin katı suretle içerisinde olacağım. Evet. Bunları sizden duymak sevindirici. Teşekkür ederiz. Bir de şimdi Z kuşağı biliyorsunuz oy kullanacak. Milyonlarca Z kuşağı. Sosyal medyada Z kuşağı için çok önemli. Sosyal medya yasası çıktı. Eleştiriler aldı. Siz Z kuşağına neler söylemek istersiniz? Sosyal medyada çok aktif kullanıyorsunuz. Takip ediyorum sizi. Hem Z kuşağına hem sosyal medya ile ilgili neler söylersiniz? Düşünceler sağlam. Z kuşağı bir kere şöyle. Ben gençlerimizin kodlanmasından yana değilim. Hı hı. Z kuşağını uluslararası markalar bir pazarlama argümanı haline getirdi. Adama diyorlar ki şu yaş grubundakiler Z kuşağı, evet Z kuşağı falan marka kahve içer. Evet. Damak tadına uygun olmasa dahi gidip o kahveyi tercih ediyor. Hatta şimdi bazı markalar, hı hı, Avrupalı markalar, Fransızlar bu anlamda çok önde, kozmetik ürünlerini, hı hı, Z kuşağı bunu kullanıyor diye pazarlıyorlar. Belki de gerçekten arzu ettiği bu değil ama sadece Z kuşağı onu kullanır dediği için alıyorlar. Ben de şöyle diyorum. Bazen karşılaşıyoruz tabii. Z kuşağını reddeden, ben Z kuşağı, daha doğrusu bir beni kimse yönlendiremez diyen bir grup da var. Çok, o da azımsanmayacak sayıda. Z kuşağı aslında dijital dünyada bir cemaatleştirme, tarikatlaştırmadan başka bir şey değil. Dijital tarikatlaştırma, dijital cemaatleştirme, tırnak içinde söylüyorum bunu. Parmak izlerimizin farklı yaratıldığı bir dünyada beynimiz aynı şeyleri düşünebilir mi? Evet. Ve şimdi bir aşama daha gerçekleşiyor. Şu Z kuşağı şu elbiseyi giyer, Z kuşağı şu kahveyi içer, Z kuşağı şu makyaj malzemesini kullanır. Şimdi de geldi tabii işin en büyük pazarlama PR'ına, Z kuşağı falan siyasi partiye oy verir. Ama biz Z kuşağına, ben söylüyorum onlara ve onlara da buradan, çok değerliler, çok zekiler. Tamam da benim bir beynim var, benim bir düşünce şeklim var, benim bir düşünce sistematiğim var, bir dünya görüşüm var. Ve o dünya görüşüne göre bir tercihte bulunabilirim. Ben asla Türk gencinin kendisinin sürüleştirilme istenmesine boyun eğmemesi gerekir ki inanıyorum ki Türk genci bunu fark edecek ve bunu reddedecektir. Biz sürü değiliz ki. Z kuşağı şunu yapar. Z kuşağı şunu alır, Z kuşağı şu partiyi tercih eder. Hayır. Kimin elinde ne dolayı varsa ona bakmalıdır. Zaten o siyasi kutuplaşma ve ayrılıklar da artık yerini liyakatın önemli olduğu, iş yapma becerisinin önemli olduğu bir hale geliyor. Yani, hı hı, bu dünyada siz farklı şekilde kutuplaştırmamalısınız. Şimdi sanatçılara gelince orada şöyle bir durum var. Ben sanayiciyim. Eğer siyasetçi olmasaydım, muhtemelen ben 20 tweetim varsa bunun 17'si 18'i kendi işimle ve özel hayatımla ilgili olurdu. Veya Instagram paylaşımım varsa. Bakıyorsunuz adam şey, sanatçı. 50 tweetine baktım biliyor musunuz? Sanata dair hiçbir şey yok. Ve sürekli çok irite edici, çok rahatsız edici bir dil kullanmaktadır. Fazıl Say. Ünlü piyanistimizdir. Tamam bana. Bir kardeşim, yani bir siyasi partinin başkanı masadan kalkıyor diye affınıza sığınarak söylüyorum. Sifonu çek gitsin. Ben siyasetçiyim, böyle bir dil asla kullanmadım. Böyle bir dil kullanan da sürekli karşısında olurum. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ne? Siyasi olsanız dahi, siz sanatçısınız üstelik. Sanatçı nedir? Toplumun aydınlık yüzüdür.
Ve sürekli motivasyonu emen, motivasyonu soğuran, sömüren bir halleri var. Oysa sanatçı aynı zamanda aydınlık yüz değil midir? Sanatçı aynı zamanda umut vermez midir? Evet. Umutkar olur sanatçı. Umut verir topluma. Toplumun umuda koşmasını sağlar. Siz sürekli toplumun motivasyonunu bozduğunuz zaman o zaman altta başka sahipler arıyorsunuz siz. Hangi sahiple bu adam işini gücünü bırakmış sürekli tweet atıyor? O zaman başka şeyler mi var diye düşünüyorsunuz ki tam bunu düşünürken bir yine bir kurumla konuştuğumuz zaman da 37 hesabın direkt fonlandığı konusunda bilgiler geldi bize. Fonlandığı konusunda. Dolayısıyla özellikle insanımızın, gençlerimizin sürekli adına sanatçı diyebilirsiniz, adına gazeteci diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Bu ben dahil. Eğer bir topluma sürekli negatif şeyler söylüyorsa bunun altında mutlaka bir şey arasınlar. Çünkü dost dostu nasıl teselli eder? Velev ki Türkiye çok ciddi sıkıntılar içerisinde. Velev ki sanatçı yol açar bize. Der ki ya şu metodla bunu yapacağız. Ama bakın kendinize güvenin. Ülkemiz güçlüdür. Değil mi? Motivasyon önemlidir. Kurtuluş savaşlarında biz görmüşüz bunu. Sanatçılar önemli roller üstlenmişler. Siz var olacaksınız demiş. Bu olumsuzluklara rağmen şunu yapacaksınız demişler. Siz toplumu devletten soğutuyorsunuz. Toplumu milletten soğutuyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman da diyorsunuz ki siz burada mutlaka farklı niyetlerin olduğunu düşünüyorsunuz. Bir sıkıntınız varsa dostunuz size ne der? Sabret, geçer, yaparız. Anlık sıkıntıdır. Sabır olduğunuz zaman bunu aşabiliriz. Telkinleri olur ama bakıyorsunuz 37 hesap teker teker tamamı aynı haberi farklı başlıklarla yayıyorlar. Birdenbire de 20 milyon insana ulaşıyor. 20 milyon insana. Bu Amerika'daki nöro pazarlama. Beyin yıkama taktiği. Nöro pazarlama denir buna. Mutlaka biliyorsunuzdur. Nöro pazarlama beyinde işliyor insanların. Evet. Ve daha sonra hiçbir şey ifade edemiyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir denge düşünün. Diyor ki örneğin Sayın Cumhurbaşkanı için Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Bu aslına bakarsanız çok sorunlu bir söylemdir. Kuru fasulye yemek istersiniz. Geldi kuru fasulye önünüze. Diyorsunuz ki ben bunu yemiyorum. Peki soruyor ne yeriz? Alternatif ne istersiniz? Bunu götür de ne getirirsen getir. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Ne istediğini bilememek. Bilememek. Reddedimci yani nefret söylemi aslında bakarsanız. Bu bir anlamda da nefret söylemi. Bunu şey için söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız için söylemiyorum. Kim için olursa olsun. Kılıçdaroğlu gitsin de kim gelirse gelsin. Nefret söylemidir. Bunu benim arkadaşım da söylese aynı telkinde bulunurum. Nefret söylemidir. Ne demek ki Kılıçdaroğlu gitsin de? Kılıçdaroğlu giderse yerine Ahmet vardır, Mehmet vardır. Kim varsa daha iyidir. Daha iyidir. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Veya projeleri beni mutlu etti. Umut verdi bana. Ben onunla yana tercih kullanabilirim. O gitsin de kim gelirse gelsin olgusu normal bir psikolojinin üreteceği bir durum değil. Tamamen nöro pazarlama dediğim gibi yönlendirme taktiği. Bunu da ilk kez şey söylüyor. Enteresan olan şu. İlk kez bunu cemaatin Pensilvanya'nın kendi seçmenlerine, kendi insanlarına, ona bağlı bulan, ona itikat eden insanlara işte siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin çağrısıyla başlar. Onlara direnç gösterir. Ya biz şu ana kadar hani hep reddettiğimiz bir insan, bir şeydi, parti, siyasi partidir bu. Nasıl verelim? Adam çıkıp diyor ki, söylem şu. Efendim Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin. Sonra o söylemi herkes sahiplendi. Atatürkçü diye tanımlıyor adam kendisini. Ama cemaatin söylemini ne oturttu kendi algoritmasını. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan inşallah kısa sürede kurtulacağız. Tabii ki siyasi parti eleştirilebilir. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi demin söylediğim gibi eleştirilebilir. Gayet tabii eleştirebiliriz. Ama bizim asıl meselemiz kimin neyi ne ölçüde yapacağı. Orada işte ekonomik şeyler falan bir takım sentezler. Ben de iktisat benim işim. Uluslararası ilişkiler benim işim. İktisatla ilgili bir takım şeyler görüyorum. Çok şey gelmiyor bana. Makul gelmiyor. Yani gerçekten iktisat anlamda bir takım şeyler sunuyorlar. İşte 300 milyar para gelecek. İşte bir de işsizliğe çözüm önerisi falan vesaire gibi bir takım konular var. Güneş enerjisiyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımına falan gördükçe gerçekten irkiliyorum. Bunu siyaseten söylemiyorum. Sonuç itibariyle ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin şöyle bir doktrini vardır. Önce devletim ve milletim, sonra partim, sonra ben. Devletimin muktedir olması benim için önemlidir. Çünkü şunu biliyorum ki ben bir Kafkasya'dan göçe zorlanan bir ailenin çocuğu olarak biliyorum ki devletiniz güçlüyse milletiniz var. Sol söylemler falan işte yok devlet millet falan yani millet güçlüdür devlet falan. Hayır dünya böyle işlemiyor dünya böyle çalışmıyor. Siz güçsüz olduğunuz zaman Afrika'da
hala daha Fransa ki 1780'lerde tırnak içinde söylüyorum demokrasi devrimi yapmış bir ülkeden bahsediyorsunuz. Şu anda bu saatte, bu saat itibariyle söylüyorum, Afrika'da ızdırap çeken ve insanlık dışı muamele gören kadınlar var orada. Hani sizin demokrasiniz? Çünkü oradaki ülkeler güçsüz olduğu için bunu yapıyorlar. Rahmetli nenemin ağıtlarıyla biz büyüdük ve onunla birlikte devleti sevmeyi, devletin ne demek olduğunu öğrendik. Devlet olmayanın malı değerli değil, canı değerli değil, haysiyet olmaz, onur olmaz, şeref olmaz derdi. Çünkü bırakmış orada 4 kardeşini, bir de akrabamızı 5 tane şehit vermişiz burada. Niye vermiş bunu? Devlet sonra Ali Osman'a sığınmışlar. Ali Osman'a. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na. Sığınmışlar. Canlarını kurtarmışlar. Gece geçirmiş hatta. O atlara bağlanan şeyler vardır, ziller vardır. O zilleri fark etmişler. Ya işte biz Ali Osman'ın topraklarındayız diye toprağı öpmeye başlamışlar. İşte devletiniz olmadığı zaman siz böyle zulümlere karşı karşıya kalırsınız. Görüyorsunuz Suriye'yi, görüyorsunuz. Libya'yı görüyorsunuz. Şimdi diyorlar işte ekonomik sıkıntılar. Tabii ki ekonomik sıkıntılar var. Bunlara duyarsız kalamayız. Ama dediğim gibi biz bugünlere tahammül edersek Çin gibi yarın biz bu domates ve soğan meselesini tarihe gömeriz ve bir daha da o olduğu yerden çıkmaz. Biz milli projelerimizi yeter ki bitirelim. Ekonomik problem herkesin problemi. En çok konuşulan konuların başında geliyor. Elbette. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi, emperyalizmin bir çalışma sistematiği var. Önce mutsuzlaştır toplumu. Sonra umutsuzlaştır. Evet. Sonra da bir umut yarat. Allah aşkına bizde soğan domates meselesi var. Libyalıya Muammer Kaddafi fert başı 1500 dolar veriyordu. Eğitim bedava, ev bedava, sağlık bedava. Kişi başı da 1500 dolar da bedavadan para veriyordu. Değil mi? Ekonomi eğer tencere tava götürür falan diye söylemler var ya. Tencere tava götürüyorsa burada öyle problem yok. Onlara demokrasi yok diye manipüle ettiler. Nedeni ne biliyor musunuz? Kaddafi çıktı dedi ki biz dedi kendi paramızla petrolü satmak istiyoruz. Bir de petrolün fiyatını ben belirlemeliyim. Demez olaydı. Kendi milletine kendisini öldürttüler. Evet. Şimdi Libya 72 parça. Aşiretler 72 aşirete bölünmüş. Her aşiret kendi alanını koruyor silahlarıyla. 4 ay bundan önce Libya'nın petrollerinin dağıtıldığı bir masa. O masada İtalya var. O masada Fransa var. O masada İngiltere var. Amerika var. O masada kim yok biliyor musunuz? O masada Libya yok. Ve Libyalılar daha demokratik, daha güzel bir ülke vaadiyle, onları öyle bir vaadiyle kandırıp kendi devlet başkanlarını öldürttüler. Hem de böyle işler acısı şekilde. Ağır bir şekilde. Şimdi de Libya 72 parçaya bölünmüş. Petrollerini İtalyan ağırlıklı olmak üzere, İtalyanlar ve Almanlar ağırlıklı olmak üzere Avrupa devletleri ve Amerika işletiyor. Bundan ders alınması lazım. Bence bunların insanımızın ders alması lazım. Evet. Çıkıyor Sayın Kılıçdaroğlu işte dedi ki 300 milyar şey. Ben onu yanlış anlamışım. 300 milyar para getireceğim deyince ben dedim ki herhalde şey. Bila bedel. Yani karşılıksız alacak parayı. Çünkü verdiği tavizlere bakıyorum. Vazgeçmek istediklerine, vazgeçeceğim dediklerine bakıyorum. Dedim ki ya 300 milyar azalmış dedim. Yani ticareti bilmiyor. Bir sanayici arkadaşımız var. Dedi ki yok siz yanlış anlamışsınız. O hibe değil dedi. Onu kredi olarak alacak. Borç almak ne zamandan beri bir övünç kaynağı olur şeyde? İktisat biliminde. Borç almak. Yatırım kredisi almak. Belki bunu insanımız bilmeyebilir. Bazı büyük şirketler rakip şirket çıktığı zaman örneğin Türkiye'de vardı. Bir jilet markamız vardı. Sonra onu o ulusal büyüklükteki o jilet markası geldi o bizim yerli firmamızı satın aldı. Satın aldı ve kapattı. Onu ürettirmedi. Satın aldı. Ve satın aldıktan sonra hemen şirketi tüm know-how'ıyla ortadan kaldırdı. Neden? Çünkü kendisine rakip olmasın diye. Ve çok ciddi para verdi. Ben Avrupalı olsam cebimde para var. Türkiye bu projelerinden vazgeçecekse ben inanın 1 trilyon dolar da veririm. Ben Amerika olsam Türkiye savunma sanayinden vazgeçecek. Ve bunu bila bedel. İyi pazarlık yaparsa benden bila bedel de arırlar. Demek ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun
sadece yani iyi tüccar değil, iyi tacir değil demek ki bu işin PR'ını da iyi yapamamış. Eğer 300 milyar vaat almışsa o da şey yatırım kredisi. Türkiye Cumhuriyet Devleti silah sanayinde işte Amerika ile entegre çalışacak. Mavi Vatan'da ne işi var diyecek, Suriye'de ne işi var diyecek. Efendim işte Libya'da ne işi var diyecek. Bunlar bir söylemler. Ben Kavala'yı çıkaracağım diyecek. Kavala'yı çıkaracağım. Kavala oraya çok şey bir oraya değil biliyor musunuz? Efendim işte yani Kılıçdaroğlu'nun söylediğini söyleyecek bir insan. Türkiye Cumhuriyeti'nde 85 milyon yaşıyoruz değil mi? 85 milyon herhangi bir insan Cumhurbaşkanı adayı olsun ve desin ki ben bunlardan vazgeçiyorum, sizden 500 milyar istiyorum. Gerçekten verirler. Samimiyetle söylüyorum verirler. Bakın samimiyetle söylüyorum verirler. 85 milyondan herhangi birisi. Desin ki ben şunu yapmak istemiyorum. İstanbul'da örneğin İstanbul Havalanı'nı, Atatürk Havalanı'nı ben Amerika'yla birlikte bir savunma üssü haline getireceğim. Ve böyle bir 7'li, 8'li, 9'lu, 11'li bir yönetim şekli organize edeceğim diye. İnanın iyi bir PR'la siz 500 milyar dolar, 1 trilyon dolar para alırsınız. İyi bir pazarlıkla. Tabii böyle bir şey... Milliyetçi Hareket Partisi olarak asla böyle bir şeyin içinde olmam ama 300 milyar borç almayı, yatırım kredisi almayı bir avantajmış gibi sunmak da bana enteresan geliyor. Ve işsizlik sorunuyla ilgili bir tespitler var mesela kendilerinin. Hı hı. 10 milyon işsizimiz var diyor. Bazen diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu acaba yakınları tarafından sabote mi ediliyor? 10 milyon işsizimiz var diyor. Her muhtara bir özel kalem müdürü atayacağız. 10 milyon işsizlik sorunu çözeceğiz diyor. Bir an bizim köyde düşündüm işte köy muhtarımız gelecek kapısında böyle biz özel kalem müdürü. Bu işin tabii komedi tarafı ama 10 milyon insanı siz evinde oturup köye gönderseniz bir de ona siz yatacak yer temin etmeniz lazım. Ona bir lojman tayin etmeniz lazım köyde. Böyle bir ayrıca Türkiye'de 50 bin 500 muhtarlık var. 50 bin 500 muhtarlık var. 10 milyon insan işsiz diyorsunuz. 10 milyon işsizi 50 bin muhtara böleceksiniz. Ve diyorsunuz ki ha işsizlik diyor bitti gitti. Acaba sayısalı mı yanlış veriyorlar? Yani nasıl bir şeydir? Sabote mi ediliyor kendisi onu bilmiyorum. Ben bir iş dünyası insan olarak siyaset mahalli söylüyorum. İş dünyası insan olarak tedirgin oluyorum. Böyle bakış açısı farklı bir şey öğretilebilir mi? Güneş enerjisi diyor. İşte niye diyor nükleer santral yapıyoruz? Güneş enerjisi var diyor. İşte güneş bedava bize fatura mı kesiyor falan. Dünyada bunu bilen yok mu şimdi? Bunu bir açıklama, bir program açıklaması gibi söylüyor bunu. O zaman diyorum ki acaba gerçekten parti içerisinde, teşkilatlar içerisinde bir sabote mi ediliyor şey, Sayın Kılıçdaroğlu? Hı hı. Böyle bir iktisadi yaklaşım olabilir mi? Şu anda CHP'li biri olmadığı için ben cevap vermiyor. CHP'li biri cevap vermiyor. Gerçekten merak ediyorum. Hı hı. İnanın benim dilim, siyaset dilim ayrıştırıcı değil. Gerçekten merak ediyorum. Hı hı. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Sanayiciyim. Kaygı duyarım şimdi. Böyle bir mantık olabilir mi? 17 tane şeyde nükleer santral var Fransa'da. Bende bir tane var. Bir tane daha yapıyorum, daha yeni yapıyorum. İnsanların rahatsızlığı bu. Ve bu zamana kadar kimse dönüp sormuyor. Ya bu 17 tane var bu bir yerde. 50 tane bir ülkede var. Peki bu Türkiye Cumhuriyeti niye yapmadı? Şu ana kadar neden yapmadı? Hı hı. Kimse bunu sormuyor. O şey, Kavala, Osman Kavala. Düşünün Osman Kavala bir iş insanı değil mi? İş insanı olarak biliyoruz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da sürekli diyor ki ben Osman Kavala'yı çıkaracağım. Gelince Osman Kavala'yı çıkaracağım. Osman Kavala'nın sosyal alanı falan bir alanı yok yani. Bir siyasi parti lideri değil. Bir iş insanı değil mi? Devlet yapmaz ama velev ki devlet yaptı ve bana haksızlık etti. %100 de ben haklıyım. İş insanıyım. %100 de haklıyım. Ve devlet tekrar söylüyorum yapmaz ama bana haksızlık yaptı diyelim. Sizce benim için 12 ülkenin Cumhurbaşkanı bir araya gelir mi? 12 ülkenin Cumhurbaşkanı bir araya gelip Dışişleri Bakanlarına talimat verir mi? 12 ülkenin Dışişleri Bakanı bir araya gelip 12 ülkenin büyükelçilerine talimat verip ve onlar da hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'na bak bu Gökhan Türkeş Öngel'i hapisten çıkaracaksınız diye nota verir mi sizce? İşte Osman Kavala budur. Bunun için çok böyle ne yapmasına falan, hani ne yaptı, ne yapmadı, bu adamın suçu nedir falan ya da değildir, ya da suçludur, değildir. O tartışmaya girmeden 12 ülkenin cumhurbaşkanı enderdir bir araya gelmesi. Ya da devlet başkanı ya da başbakanı. Ender bir durumdur. Yani dünya savaşı çıkar. Adam Orta Doğu'yu planlayan bir adam. Bir görüyorsunuz
HDP içerisinde bir yapıda. Bir görüyorsunuz çevreci, bir görüyorsunuz gezicide gezip olaylarında ortaya çıkıyor. Bir görüyorsunuz yani Türkiye'nin dizayn edilmesi konusunda adam görevlendirmiş bir adam. Hatta Türkiye bazen de, çünkü Türkiye gibi ülkeyi dizayn ederseniz siz ortada o dizayn edersiniz. Buradaki en büyük sıkıntı bu. Türkiye. En büyük sıkıntı Türkiye. Türkiye'yi dizayn ederseniz siz buna dizayn edersiniz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'de, bu cümlemi özür dilerim bitirmemiş ederseniz eğer. Milliyetçi Hareket Partisi'de ittifak içerisindeki rolü şudur. Devletin bu mukim projelerden bir adım geri atmamasının arkasındaki en büyük güçtür. İttifakın ortağıdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Liderimiz sır sırta vermişler. Güç birliği yapmışlar ve bu gücün arkasında Milliyetçi Hareket Partisi hiç yılmadan ve beklemeden, hiçbir şey beklemeden, hiç şunu duymamıştır izleyicilerimiz. Ya Devlet Bahçeli dedi ki, şu bakanı da bize verin canım ya, bunu hak etmiyor muyuz? Hani adam %1 oyla Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 2 bakanlık, 3 tane müsteşarlık isterken. Hiç duydunuz mu Devlet Bahçeli şunu da istiyor, şuradan şunu verir misiniz falan diye? Böyle bir şeyimiz yok. Tek bir şeyimiz var. Devletin mukim kılmalıyız. Devletimiz olmazsa gerçekten milletimiz olmaz. Ve gideceğimiz her yerde, hangi maddi materyallerle gidersek gidelim, gittiğimiz her yerde biz göçmeniz. Evet. Sıcak konulara girdik. Şimdi daha önce işte Sayın Devlet Bahçeli'nin de hükümeti, AK Parti iktidarını eleştirdiği dönemler vardı. Özellikle FETÖ ile mücadele konusunda, dış politika konusunda. Bundan sonra mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın FETÖ gibi bir herhangi bir cemaat tarafından, FETÖ gibi buna benzer cemaatler tarafından kandırılmasına izin vermeyecek değil mi? Mesela şimdi daha önce FETÖ'yü temizlemek bile işte hala şu yıllar 2016 yılında oldu 15 Temmuz. 2016 yılından bu zamana kadar bile hala operasyonlar da devam ediyor. Şimdi bir ülke bir daha bir dini cemaat grubunun devletin kılcal damarlarına sızmasını herhalde bu ülke bir daha kaldıramaz. Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? FETÖ ile mücadele konusuna nasıl bakıyorsunuz? Bir de Hüdapar konusuydu. Özellikle Cumhur İttifakı'nda MHP'nin en çok karşısına çıkan konu. Hüdapar'ın bazı özellikle MHP ile ters düşen fikirleri var. Aynı ittifakta olmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Birinci şu, Sayın Cumhurbaşkanımız onunla ilgili zaten fikirlerini söyledi geçmişte. Manipüle edilme olduğunu, kendisi kendi fikridir onun. Bundan sonraki durum kandırma demek değil o. İnsanların bazen iyi niyetini suistimal dersiniz, iyi niyetini söylemek dersiniz. Cumhur İttifakı'nın bir algoritması var. Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi de değil, Cumhur İttifakı AK Parti de değil. Cumhur İttifakı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bakın bu çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine uygun diye başlar ve devam eder. Evet. Devam eder. Diğer ittifakta biliyorsunuz Atatürk ismi yoktur, biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Yani bu Atatürk'ün mirasının üstüne bu miras yedi hayırsız evlat gibi oturmak da doğru değil. Bu da adil değil. Siz Atatürk demeyeceksiniz. İl başkanınız Atatürk demeyecek. Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı senedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarıyla başlar ve devam eder. Dolayısıyla ittifakın bir ruhu vardır ve İki lider de bu ittifak yapısına sonuna kadar bağlıdır. Ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluş değerlerinin neye nasıl baktığı da, cemaat ve tarikatlara nasıl baktığı nettir. Dolayısıyla bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerine sadakatle bağlı bir ittifaktır. Onu söyleyeyim. Başka bir sorunuz var mı? Hüdapar'la. Şöyle, ilk Hüdapar'la ilgili ortaklıkta ben haberleri gördüm. Bir şey sosyal medyada bir evrak dolanıyor. Okudum. Ondan bir gün sonra Hüdapar'ın başkanı, genel başkanı çıktı CNN televizyonuna. Dedi ki ya ben dedi şu zamana kadar 5-6 ayrı kanala gittim. Burada ifade ediyorum. Onlar bizimle ilgili değil o yazıların bizimle bir ilgisi yok. Biz böyle insanlar değiliz. Asla bizim, okuyun bizim kuruluş ilkelerimizi, parti tüzüğümüzü. Bizim parti tüzüğümüzü bir tane bulursanız eğer o yazılardan, ben de tamam diyeyim dedi, siyasetten de feragat ederim. Yalan, sözüm yalan çıkarsam.
Bende de bir özellik var. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum ve üniversitelere bazen kariyer günleri için bizi çağırırlar. Onlara da şunu tavsiye ediyorum. Bir şey duyduğunuz zaman ben dahi söylesem, deyin ki kardeşim ya bunun altında ne var? Bunun altında ne var? Teyit etmek lazım. Teyit et. Araştırmak. Bize dedik ki ya ben bizim parti düzeyimizi okuyun. İnanın 370 sayfa parti düzeyini okudum. Okudum. Ve ben inanıyorum ki o sosyal medyada döndürenlerin, lafa edenlerin ummi yakünü belki bir tane, iki tane, üç tane çıkıp çıkmaz biliyor musunuz? O gazetelerde çıkıp da bunu söyleyenler dahil olmak üzere. Düzeyini okuyan bir insan çıkmamıştır. Ben Hüdapar'ı bilmem. Hüdapar'ı duymamışım. Şu ana kadar duymamışım. Gerçekten merak ettim. Ve adam dedi ki şu ana kadar bizim partimizle ilgili açılmış bir siyasi dava yoktur. Siyasi dava yoktur. Cinayet. Cinayet, bir cinayet işlemek, insanlığı öldürmektedir dedi. Sonra biraz daha derinleştirdim. Hüdapar'ın, tırnak içinde söylüyorum, vatan haini olduğunu ilk açıklayan kim biliyor musunuz? PKK'nın yayın organı. Bak öyle tüme varım mantıkta bir şey vardır. Tüme varım ve tümden gelin diye bir mantık vardır. Bakın bakalım bu haber kaynağı kimden gelmiş? PKK'nın yayın kanalı çıkıp diyor ki Hüdapar şu kadar haindir. Hüdapar'ın çalışmalarını izliyorum. Hatta seçim ofislerinde, seçim çadırlarında önden geçmiyorum. Baktım, ısrarla bakıyorum. Bayrağıma ne kadar mesafeli yaklaşıyorlar diye. Türk bayrağı donatılmış. Şimdi bakalım neyi neyle tartıyoruz. 100-150 bin seçmeni olan ve şunu söyleyen, terörü kesinlikle reddediyoruz. Silahlı siyasetin olması bizim açımızdan ihtimal dahiline değildir. İnsan öldürmeyi insanlığı öldürmek diye görüyoruz. Diyen bir siyasi parti var. Bir tarafta da dünyanın terör örgütü olarak gördüğü PKK. PKK benim arkamda PKK var. PKK'yı yok sayamazsınız. PKK terör örgütü değildir diyen bir HDP var. Bu ikisini aynı teraziye koymak gibi bir kaotik, bir kafa karışıklığının içerisine soktular bizi. Tersten bir soruyu soralım şimdi. HDP çıksa bugün desek iddiayla, ben her türlü terörü reddediyorum. Silahlı mücadelene tam da karşısındayım. Bir insan öldürmeyi insanlık öldürmek diye görüyorum. Bu hepimizin hoşuna gider değil mi? Değil mi? Evet. HDP değil mi yani? %90 insan, %80, %50 insan şey yapar değil mi? Kavrar değil mi? Ya ne güzel şeyler söylüyorsun sen ya. Tam da bizim istediğimiz şeylerdi bunlar demez miyiz? HDP çıksa bugün dese ki, ya Hüdapar'ın söylediklerini söylese. Adil bakıyorum ben. Mesafem benim, ben Milliyetçi Hareket Partiliyim, ben ülkücüyüm. Mesafeyi koydum şimdi, bakıyorum. HDP dedi ki, ben inanın mutlu olurum. Bakın inanın mutlu olurum. Ne güzel derim ya. HDP, Hüdapar'ın söylediklerini söylesin. O eleştirenler, Hüdapar, HDP'yi demokrasi bayrağını kaldıran, demokrasimiz için en büyük adım atan, hatta böyle insanlık tarihine sanki geçen muazzam bir değer gibi aktarırken, manipülasyonla bir siyasi partiyi rencide ediyorlar. Adam diyor yani bunu nasıl söyleyebilirsin? Bana dediniz ki ya siz şunu yapıyorsunuz. Adam diyor ki ben yapmıyorum. Enteresan bir şey var biliyor musunuz? Bir haber yayma şekli var. Bir gün internet sitesi adı vermeyeyim. Bir internet sitesinde bir haber. Polis statta hükümet istifa diyen gruba şiddet uyguladı diye bir haber. Paylaşım, 1 milyon üstünde paylaşım var. Beğenme var. Paylaşım da çok. 4 saat sonra bu haber sitesi başka bir şey yayınladı. Yanlış haber gelmiş sahadan. Bu arkadaşlar marjinal sol örgütlerin propagandası varmış veya işte neyse artık sokak eylemi varmış, ona polis müdahale etmiş. Beğenen 4000 kişi.
Bakın. Şimdi olumsuz haber olunca 1 milyonlara belki onun alt paylaşımları da vardı mutlaka. Milyonlarca insana ulaşmışsınız. Yanlış olduğunu söylerken de 4000 kişinin haberi var. Diyorum ya, net olarak söylüyorum. Hüdapar'ın bugün söylediğini çıkıp eş başkanlar çıkıp dese ki ya biz terörün her türünü lanetliyoruz. Silahlı terör örgütünü reddediyoruz. Yani Hüdapar'ın sözlerinin işin özeti şu. Bizi izleyen kıymetli arkadaşlarımıza, kıymetli insanlarımıza, kıymetli izleyicilere söylüyorum. Hüdapar'ın söylediklerini HDP söylese, inanın Türkiye'de bambaşka bir hava eser. Ama diyor ki Hüdapar farklı olarak, konuşabilmeliyiz. Şimdi demokrasi diyoruz ve bunu da söyleyen, kendisini demokrat diye düşünen, demokrasiye inandığını söyleyen insanlar bunu söylüyor. Konuşuyor, bunu dillendiriyor. Diyor ki adam, her şeyi konuşabilmeliyiz. O bir sorun sonu değil. Yani şunu diyebilirler. Hüdapar konuşmamalıdır. HDP konuşmalıdır ama Hüdapar konuşmalıdır. Konuşmamalıdır. Bu seçimdir. Bunu söyleyebilir. Net. Ama Hüdapar diyor ki her şeyi konuşalım. Biri çıkıp diyebilir ki biz şeriat devleti kuralım. Diyebilir. Bu bir düşünce özgürlüğüdür. Ama bunu eyleme dökmektir aslında bakarsanız terör. Sorun burada başlar. Bunu silahlı eyleme ve şiddete dökmeyle başlar sorun. Biz demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Şunu demiş, bunu demiş ve 378 sayfa düzgün okudum, biliyor musunuz ben onu teker teker. Peki şeriat kurmak istiyorum dese MHP olarak ne dersiniz? Aynı ittifak içinde bulunur musunuz? Benim, bakın orada yine farklı bir şey var. Bakın yine farklı bir şey var. Bir gün hemşerilerimiz arasında giderken, otururken, konuşurken bir arkadaşımız dedi ki ya ben sizi dinledim. İnandım. Samimiyetinize de hiçbir kaygım yok. Ve ben HDP'ye oy verirken şimdi size oy vermek istiyorum. Şimdi biz bir derneğimizin yani ilçe derneğinde sormuşsun. Bu ben HDP'li yapmaz. Oy veriyor bize. Cumhur İttifakı'nda bir yönetsel hiyerarşide, yönetsel sistematik içerisinde yok ki HDP açıklamış. Demiş ki biz Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz. Biz Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz demiş. Biz Cumhur İttifakı'na oy vereceğiz. Evet. Cumhur İttifakı'ndaki algoritma şu değil ki MHP dahil olmak üzere. Ver %1 oyu, al bakanlığı. Ver memleği. Yani o büyük şeyler. Aslına bakarsanız bu sosyal algı ki aslında insanımızın bu anlamda çok şüpheci yaklaşmasını ben öneririm. Burada %1 ile 0.5 ile bölünen Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları artık şey de olmaya başladı. Şunu yaptılar. Alıştırdılar artık. Bugün bundan 10 yıl önce siz deseydiniz ki yerel yönetimlere özellik. Şimdi bakın. Hüdapar'ın hatta HDP'nin söylemlerini bir yere koyun. Bir teraziye de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlere özellik şartını koyun. O özellik şartı daha ağır basar, biliyor musunuz? Yerel yönetimlere özellik şartı. Siz Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlere özellik şartını 100 bin seçmenli, küçük bir ilçemizdir 100 bin. Bugün Esenyurt'un 800 bin ilçe şeyi var. Evet. Nüfusu biliyorsun değil mi? 1,5 milyon nüfusu, 800 bin seçmeni var. Esenyurt'un 8'de 1'i kadar seçmene sahip bir siyasi partinin bir yanlış haberin olmayan bir söylemlerini siz sosyal medyada deşifre ediyorsunuz. Bunu yayıyorsunuz. Sonra bundan ötürü de bir ittifakı 40 milyon insanı, 50 milyon bir ittifak gücünü orada kararlamaya çalışıyorsunuz. Neyle, peki nasıl kapatıyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki yerel yönetimler özellik. Peki yerel yönetimler özellik ne demek? Bunu halk biliyor mu? Çok emin değilim. Yerel yönetimler özellik şu. Diyelim ki nereler olsun? Bizi dinleyenler Konya olalım bir an. Kayseri olalım, Diyarbakır olalım fark etmez. Oraya devlet, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği yerel yönetime özellik şeklinden bahsediyorum. Devlet oraya vali atamayacak. Devlet oraya kaymakam atamayacak. Devlet oraya milli eğitim müdürü atamayacak. Devlet oraya polis teşkilatı göndermeyecek. Yani Konya ilimiz kendi valisini seçecek.
kendi yönetim şemasını kuracak, kendi güvenliğini kendisi sağlayacak, kendi vergisini kendisi toplayacak, istediği dilde eğitim yapacak, içinde müstakil, dışında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Konya ilini koruyacak. Evet. Bu arada sona yaklaşıyoruz. Tabii. Programı, onu da hatırlatayım. Aslına bakarsanız bu değil midir bölücülüğün ta kendisi? Yani bunu tekrar söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini, çok kıymetli insanlar var ve umu yakını vatansever. Ama bu söylemi siz bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan olarak bunu söylüyorsunuz. Kurucu partisiniz, siyasi partisiniz. Bir tarafta Hüdapar'ın manipülasyonlu bir şeyini getirip bizi karalamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Üstelik bizimle Milliyetçi Hareket Partisi'ne hiç ilgisi yok. Cumhur İttifakı'yla da ilgili değil. Hüdapar demiş ki biz sizi destekleyeceğiz. Desteklemeyin kardeşim mi desene? Herhangi bir talebi yok, herhangi bir istemi yok, herhangi bir istenci yok. Kusura bakmayın böyle. Estağfurullah. Şimdi bizi izleyen seyirciler, şimdi siz MHP adına konuşuyorsunuz ve kendi... MHP kendim konuşuyorum. Evet. Yani sonuçta MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesisiniz ve aynı zamanda milletvekili adaysınız. Evet. Biz tüm partilere burada söz veriyoruz. Buraya gelip konuk olarak alıyoruz ve biz genellikle diğer partileri çağırmıyoruz. Tek parti, yani hangi parti burada konuşmak istiyorsa tek tek konuklar alıyoruz. O yüzden söylediğiniz iddialar veya da söylemleriniz direkt hani biz karşılık vermiyoruz. Biz gazeteci olarak sizleri dinliyoruz. Bunu da biz izleyen izleyiciler için tekrardan dile getirelim. Çünkü tartışma programı değil bu program. Elbette. Sizin söylemleriniz için söylemiyorum. Herhangi bir konuk da gelirse biz zaten seçim özel programı. Konukların, adayların vaatlerini, yapacaklarını ve gündemi değerlendirmelerini dinliyoruz. Elbette ki şunu söyleyebilirim. Son cümlem şu olabilir belki. Demin söyledim ya, bakın manipülasyondan kesinlikle kaçınmak isteyen bir insanım. Hiç siyasi olarak da çok hiç sert dil kullanmam, irite etmek hiç aklımdan bile geçmez. Dediğim şey şu. Benim dediklerimle, bakın ben bir siyasi partiyle ilgili bir şey söylemişler. Ben 378 sayfa okudum. Teker teker okudum. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu ve ne minvaldedir bu diye. Ve izleyicilerimizden de şunu isteyebiliriz. Ya da ön yargı olan kardeşlerimize. Dediklerimizi teyit etsinler lütfen. Bilgiye ulaşmak bugün çok kolay. Geçmişte zordu. Ansiklopediler falan gidip araştırdık. Şimdi Google diye bir şey var ama tek taraflı, sadece gençlerimize şunu söyleyebilirim. İnsanımıza şunu söyleyebilirim daha doğrusu. Bilgileri tek taraftan almasınlar. Bilgileri tek taraftan aldığımız zaman tek çeşit gıdayla beslenen vücut yapısı gibi sıkıntılı bir durum olur. Çok verimli olmaz. Yani vücudunuzda algoritmalar farklı olur ve hastalıklara karşı dirençsiz olursunuz. Tek boyutlu beslenme. O yüzden çok boyutlu beslenmelidir. Hatta inanın şunu söyleyebilirim ben gençlerime. Son cümlem olsun bu. Ben bizi eleştiren yayınları, yaklaşımları daha çok merak ediyorum. Eksiğimiz var mı onu görmek isterim. Eksiğimiz var mı onu görmek isterim. Benim bir iktisadi bakış açım da vardır. İktisadi bakış açıma ters şeylerde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk benim hassasiyetimdir. Kırmızı çizgimin kırmızı çizgisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olumsuz bir şey gördüğüm zaman ben merak eder bakarım. Ona bile bakarım. Atladığım bir şey var mı? Ya da bir şeye hakikaten önyargılı mı bakıyorum? Veya bir şeyi beynimde, zihnimde putlaştırdım mı acaba? Onu merak ederim ve ya mutlaka okurum ben onu. O yüzden insanımızın da böyle tek taraftan değil de çoklu sohbete, çoklu düşünceye de hazır olmasını ve öyle beslenmesini. Zihinsel... Herkes dinlesinler, siz de dinlesinler, karşı görüşleri de dinlesinler. Teyit etsinler ama. Teyit etsinler. Teyit etsinler. Ulusal, uluslararası anlamda teyit etsinler. Adam geliyor bana şey, zamanımız var mı bir iki dakika? Son bir dakikamız var. Geliyor bana diyor ki bir siyasi partimizde milletvekili yapmış bir arkadaşımız. Toplumdan o kadar kopuk ki diyor ki işsizlik problemi var. Konuşalım doğru. Ama Türkiye'de tasnif edilmemiş bir iş olgusunun olduğundan bir haber kardeşimiz. Türkiye'de bir taraftan işsizler var, bir taraftan da gerçekten iş dünyasında olup da 2 milyon insana bizim ihtiyacımız var şu anda istihdam edeceğimiz, iş dünyası olarak söylüyorum. Bir tarafta öyle bir sıkıntı var. Şeyden bahsetmiyor ama çünkü konuya hakim olmadığı için şeyden bahsetmiyor. Biz o konuda Devlet Planlama Teşkilatı'nın geçmişte yaptığı gibi bir eğitim planlaması yapmak, tam bahsetmiyor. Sadece işsizlik. Duymuş ve aktarıyor. Çünkü sahada değil, hayatın içerisinde değil. Bu tür önyargılardan daha ziyade böyle hakikaten hayatın içerisinde olan insanları dinlemelerde fayda görürüm. İzleyicilerimiz. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Aynı zamanda da İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı Gökhan Türkeş Öngel bizimleydi. Teşekkürler tekrar efendim. Evet, programımız burada sona eriyor. Demin de söylediğimiz gibi tüm partilere kapımız açık. Tüm adayları dinleyeceğiz. 14 Mayıs'a kadar adaylar konuşacak. 14 Mayıs'ta da milletimiz son sözü söyleyecek ve yeni Cumhurbaşkanı'nı ve yeni hükümetini, milletvekillerini seçecek. Efendim burada programımız sona erdi. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.